Növbəti məruzə Nicat Alışov tərəfindən pankreas kistik neoplazmasının diagnostikasında radiologiyanın yeri mövzusunda. Buyurun. Maraq konfliktim yoxdur. Pankreasın kistik neoplaziyalar ümumiyyətlə radiolojik olarak da nadir görülə biləcək xəstəliklər içində qəbul edilir. Və pankreas neoplaziyalarının toplamda 10%-ini təşkil edirlər. KT-də yayğınlıqları 3% olub, MRT-də yayğınlıqları 20%-lərdədir. Və 70 yaş üzeri kumulativ məcmu yayğınlığı isə 40%-lərdədir. Radiolojik texnologiyaların inkişafı ilə artan bir yayğınlıq da olduğundan prevalansdan da bəhs etmək yanlış olmaz. Çünki radiolojik texnologiyaların inkişafı ilə bərabər bizim insidental olaraq gördüyümüz kistik neoplaziyaların prevalansında artış görülür. Fərqli klasifikasiyalara, Volkan Hoca deyindi onlara. Mən çox detallarına girmeyeceğim. Zaten klasik, bunlar klasik bilgilerdir. Ve WHO'nun klasifikasiyası en çok istifadə ettiğimiz Ümumi Səhiyyə Təşkilatı klasifikasiyasıdır. Öz aralarında neoplaziyaların paylanmasına baktığımızda yine Volkan Hoca'nın da qeyd elədiyi kimi kistik neoplaziyaları daha sık görürük. Musinoz ve IPMN en sık gördüklerimizdir. Ondan sonra solid pseudopapillar tümör gəlir ve ben de daha çok bunların en sık gördüğümüz 4 növün radiolojik alamətleri üzerinde duracağım. Çok detallara girmeden. Dediğimiz kimi paylanmasında belənçə bir baktığımızda en sıktan aza doğru ilk 4'ünü değerlendireceğiz. Klinik bilgi radiologlar için çok önemli. Ben rezidentli illerimden beri her zaman buna dikkat etmişim. Çünkü ben aslında ülkemizde invaziv radiolog olarak daha çok tanınsam da benim ixtisas aldığım İstanbul Tıp Fakültesinde invaziv radiologlar abdominal radiologiya mütəxəssisləriydi eyni zamanda. Yani her bir invaziv radiolog eyni zamanda yaxşı bir abdominal radiolog olmalıydı ve biz orada bizim için diagnostik olarak gönderilen isteklerde mütləq şekilde etraflı klinik məlumat olmasını istiyordu. Çünkü klinik məlumat bizim için en az klinisyenler kadar vacibdir. Pseudokis ve kist ayrımını doğru eləmək lazımdır. Xəstənin pankreatit anamnezi olub olmadığına bakmak için. Xəstənin yaşını ve cinsiyyətini bilməliyik. Xəstənin simptomlarını bilməliyik. Yoxsa insidental mı gördük biz bu kistik törəməni? Və xəstənin eyni zamanda biokimyasal göstəriciləri, yəni serum onkomarkerləri, pankreatik enzimləri və bizdən əvvəl əgər olubsa EUS incə iynə aspirasiya nəticələridir. Kistik neoplaziyaların dediğim kimi pseudokistdən ayrımı radiolojik olarak da önemlidir. Biz bunları bəzən hətta klinik olarak, radiolojik olarak da dəyərləndirdiğimizdə zaten anlayırıq bunu bir pseudokist olur. Mesela bu xəstədə göründüyü kimi bir multiloküler bir kistik problemden söhbət gelir ve eyni zamanda bu dikkatinizi çekirsə retroperitonda da bir heterojenlik var. Ancak buradaki lezyonda ise burada kistik bir neoplaziyadan artık söhbət gelir, farklılık göze çarpır. Dediğim gibi öz aralarında dağılımlarına baktığımızda biz bunları biraz da radiolojik kaynaklarda bu şekilde ayırdığımızda yaşa göre bunlara seroz kistlere yaşlı grandma, nene, musinozlara ana və solid pseudopapillərlərə isə daughter deyə ayırırıq biz bunları öz aralarında təlimlərdə rezidentlərə. Okey. Yani kısacası bir pankreasla bir kistik lezyonla bir radiolog karşılaştığında önce onu pseudokist mi değil mi ayırt etmelidir. Kistikse mikrokistik mi makrokistik mi ayrımını etmelidir. Netice itibaren bir radiolog için her zaman hastanın kliniki bilgisiyle beraber patomorfolojik bilgiler önemlidir. Yani bir Volkan Hoca'nın da danıştığı gibi kistik neoplaziyaların her birisinin müeyyen patomorfolojik özellikleri var. Bu patomorfolojik özellikler de bizim karşımıza radyolojik görüntülemelerde karşımıza çıkar. Ama ultrasəs mi, KT mi, MRT mi tartışmaları uzun illerden beri devam ediyor. Mən şəxsən
bu görüntüleme metotlarının hiçbirisinin birbirinden üstünlüğü olmadığını düşünüyorum. Hamısının birbirinin eksikliğini tamamladığını ve bir ihtisaslaşmış bir abdomen radyologunun mütlak şekilde her üç diagnostik metodu istifade edebilmeli olduğunu düşünüyorum. Algoritmik bir yanaşma olmalıdır mütlak şekilde. Algoritmik yanaşmaya geleceğim. Məqsəd burada ameliyat gösterişi olan malin ve premalin kistleri beyin kistlerinden ayırmak olmalı. Bazı radyolojik raporlara sadece görüntünün tasvirini icra edip kollegalarım ama görüntünün tasvirinden çok oradaki diagnoza radyolojik olarak ne yorumda bulunabileceğimizi raportlarımızda belirtmemiz lazımdır diye düşünüyorum. Algoritmik yanaşmada mutlak şekilde kontrastlı KT olması lazımdır. MRT de eləcə de kontrastlı MRT olması lazımdır ve MRCP əlavə olunmalıdır. Ardından EUS, ince iğne aspirasiyası ve sonrasında da ihtiyaç olsa PET-KT. Dediğimiz kimi KT'de müəyyən özellikleri biz rahatlıkla ayırt edə bilirik. Özellikle kalsinatlar için KT çok değerli məlumat verir. Kontrastlı KT'lerde biz eləcə de kistin divarında ve içindeki mural düyün varsa mural düyündeki kontrastlanmanı ayırt etme şansımız var. KT'de bazen tabii ki rezolüsiya MR kadar yüksek olmasa da KT'de biz Hounsfield ünitü dediğimiz bir rəqəmsəl kvantitatif bir değerle bir düğünün kontrast tutup tutmadığını değerlendirmemiz mümkündür. MRT'de de eləcə mütləq şəkildə IV intravenöz kontrastlı bir görüntüləmə olmalıdır və məsləhət görülən bütün sekansların olduğu protokolla çekilmiş olmalıdır. Burada biz rahatlıkla bir düğünün solid mi, kistik mi olduğunu ayırt etme şansımız var. Çünkü bəzən KT'de bunu hakikaten çətinlik çəkirik. Kontrast tutulumunun dəqiqləşdirilməsi və pankreatik kanalla əlaqənin dəyərləndirilməsi üçün MRT olmazsa olmazdır. Mucinous kistik neoplaziya içinde septasiyaları burada bakın görmekte çetinlik çekirik bazen. Ancak kalsifikatı rahat bir şekilde seçmemiz mümkündür. Helece de seroz kistik neoplaziyanın içindeki bir kalsinatı oldukça katede rahat görebiliriz. Helece de hemen kalsinatı MRT'de de aslında görmemiz mümkün değil, mümkündür. MRT bu mövzuda geri kalmır. Eləcə də MRT'de görülən seroz kistik neoplaziyaların kalsifik olmayan skarını KT'de görmədiyimiz halda MRT'de burada rahatlıkla seçmə şansımız var. MRT'nin yüksek rezolüsiyası ancaq danılmazdı. Aslında bu kistik neoplaziya deyil, aslında bu bir pseudokist görüntüsüdür. Ancaq burada KT'deki görüntüyle MRT'deki görüntünü karşılaştırmanız için, anlamanız için koydum bura. Bir kistik törəmənin içerisinde debris olduğunu burada hayal meyal seçebilirken MRT'de biz bunu rahatlıkla farklı toxumaların farklı rezolüsiyalarını değerlendirme şansımız var. Seroz kistik neoplaziyalara geldiğimizde en sık gördüklerimizdir. Bir çox halda insidental görürük. Bunların büyük bir çoxunluğu mikrokistikdirler. Bunlara bal pətəyi görünümü de deyilir. Yani bunlar mikroseptasiyaların yaratmış olduğu bir bal pətəyi görüntüsüdür. Oligokistik ve makrokistik olanları daha nadir görülür. Bu tipik bir bal pətəyi görüntüsünün radyo KT əlamətləri ve ultrasəs EUS əlamətləridir, görüntüsüdür. Squamous kistik neoplaziyaların bəzən hipervasküler kistik neuroendokrin törəmələrinə, Volkan Hoca da bayaq dedi ki, yani radyologiyaya bunlar o kadar yansımır, tipik patolojik, patomorfolojik özellikleri. Çünkü müəyyən hallarda hakikaten nadir de olsa diğer törəmələrinə qarışabilirler. Ancak bu hastalığı da məsələn olduğu kimi hipervasküler bir neuroendokrin törəməyle qarışabilir mi diye sual içerisinde. Ama santralında KT'de kalsifikasiyalar içeren bir skarını gördüğümüzde bunun biz rahatlıkla seroz kistik neoplazi olduğunu deyabilirik. Bazen bunları IPMN ile karıştırabilirik mi? Bəli. Burada da bize MRT yardımcı olur. Burada ancak her zaman MRT de bunların ayrımında işe yaramır. Çünkü her zaman IPMN'lerin pankreatik kanalın əlaqəsini radyolojik olarak görüntüləmək də bacarıqlı olmayabilirik. Bəs adenomanın adenokarsinomanı necə ayırt edəcəyik? Bakın bu çok güzel bir xəstədir aslında. Santral skarı var. Tipik əlamətdir təbii ki seroz kistik neoplaziya üçün. Ancaq burada başka bir neçə əlamət var diqqətinizi çəkən. Törəmə olduqca böyükdür.
etraftaki kolateral vasküler strukturlar yaranıblar. Bu koronal görüntülemesidir. Koronal görüntülemesinde de burada skarını görürük. MRT'sini görürük. MRT'de de yine santral skarı var. Ve ancak dediğim gibi teromenin ölçülerine dikkat etmek lazımdır. Oldukça büyüktür. Burada ne görüyor bu eyni hastada? Bakın burada teromenin mədə divarına, beləcə də burada mədə divarına invaziyasını görürük. Dalağa invaziyasını görürük. Baxın, sarı oxlar mədəyə invaziyanın əlamətləridir. Qırmızı oxlar dalağa invaziyanın əlamətləridir. Bir də soldakı görüntüdə diqqətinizi çəkim. Burada bir qaraciyər metastazı da var xəstənin eyni zamanda. Yəni, qısacası, adenokarsinomadan ayırt etmək üçün bunların agresiv olduğunu biz radiolojik olarak da belə ilerlemiş hastalara rahatlıkla değerlendirmemiz mümkündür. Mucinoskistik neoplaziyaların daha kalın divarları var, daha katı terkipler var. Yani mukus içerdiklerini unutmamak lazımdır. Çünkü mukusun da radiolojik olarak müeyyen özellikleri var. Özellikle MRT'de biz mukusu daha rahat ayırt etme şansımız olabilir. Bunlar daha çok 95% olmakla korpus ve quyruq yerleşimli olurlar. MRCP'de pankratik kanallarının əlaqəsi olmaz. Patolojik olarak tabii ki overstroması içermedikleri, overstroması içerirler. 32 yaş bir kadın, yaşı da uygundur. Periferik kalsinatı var mı? Var. Periferik kalsinat olabilir. Bundan seroz kistikten farklı olarak bundan santral skarındaki kalsinatından çok periferik kalsinat görebiliriz bunlarda. Ancak katede gördüğünüz gibi bakın bir kontrastlanan septa burada seçmekte çetinliği çekirik. Halbuki var ama çetinliği çekirik. Bu hastanın MRT'sine baktığımızda bu kontrastlanan septaları daha rahat görüntüleme şansımız var. İntroduktal papüller mucinoz neoplaziler kişilerle kadınlar arasında beraberdir. Bunlarda kadın çokluğu görmürük. İnsidental olabilirler. Maraqlı bir formada olarak pankreatitle de alaqaları olabilir zaman zaman. Mucinoz terkiplidir bunlarda yine. Pankreatik kanal ve şakaların genişlenmesini görürük. MRCP mütləqdir bu hastalarda değerlendirmek için. Ana kanal daha sık görürük. Şakalarda ise daha nadir, daha az sıklıkla görülür. Burada önemli özellik baş tarafında pankreasın korpus ve quyruğa göre daha sık karşılaşırıq. Multifokal da olabilirler. Bunların tabii ki klasik klasifikasiyalarını, öz aralarındaki olan klasifikasiyasını radyolojik olarak da biz əks etdirmek mümkündür. Çünkü gördüğünüz gibi burada branch dediğimiz yani şaxadan kaynaklanan bir IPM'nin radyolojik alametlerini yine bir seçmemiz mümkündür. Helece de difüz pankreatik kanal genişlenmesi, ismi olanları ve mixed olanlarının da hamısını radyolojik örneklerde biz bunları müşahede etmemiz təbiidir. Yaxşı, bunlarda KT mi, MRT mi diye sual ortaya çıktığında yine bakın bir kate görüntüsüdür. Özellikle kontrastlı katedir. Ancak burada demek olar ki toxumaların ne olduğunu seçmemiz tam olarak mümkün değil. Yerler, kistik sahalar olduğunu anlamak olur ama MRT kadar demonstratif bir görüntü elde edilebilmirik. Burada mavi oxunan genişlenmiş ana kanal ve kırmızı oxunan da genişlenmiş yan şaxa kanallarını görmek olur. Yani bu tipik bir mixed növ IPMN hastasıdır. MRCP burada demek olar ki bizim için olmazsa olmazdır bu hastalarda. MRCP bizim bu hastaların diagnostikasında bize tekamül, radyolojik bir tekamüle ve paradigma değişikliğine imkan verdi. Solid pseudopapüler neoplaziye çok kısa danışım. Çok nadirdiler. Genç kadınlara daha sık görülür. Yani 20'li 30'lu yaşlarında kistik sahaları olan bir solid töreme kimi değerlendirmek lazımdır. Qaraciyər hemangiomalarına benzer bir kontrastlanma paternleri olur ve intratumoral hemorajiya sık görürük bu hastalarda. Burada benzer bir görüntüdür. Aslında kistik sahalarının içinde seçmek olur. Ancak daha çok solid bir yönelimli bir töreme kimi karşımıza çıkılır. Helece de kontrastlanması da yanda bir qaraciyər hemangiomasının kontrastlanma paternini görürsünüz. Ona benzer bir periferden başlayan bir heterojen bir kontrastlanma paterni olur bu hastalarımızda. Kısacası en informatif ve en
Pratik yanaşma radyolojik diagnostikada nədir bu xəstələrdə deyə soruşacaq olursanız, mənim şəxsi praktikamda və məsləhətlərim doğrultusunda MRT və MRCP-dən sonra bu xəstələrə EOS və incə iynə aspirasiyasını məsləhət görərdik. MRT-də mütləq şəkildə bir standartlaşmış protokol olması lazımdır. Bu protokollar eyni qaydada olabildiği qədər bu xəstələri dəyərləndirən bütün mərkəzlərdə eyni qaydada çəkilməsində tövsiyə olunur və bu protokollarda da mütləq şəkildə MRCP dediyimiz görüntülər, difuziya ağırlıqlı görüntülər, pre və post kontrast görüntüləmələr mütləq şəkildə yer almalıdır. Beləcə də radiologiyanın ən böyük əksikliklərindən bir tanəsi də ölkəmizdə də mənim də diqqətimi çəkən odur ki, radiodiagnostik raportlarda bir standartlaşdırmadan biraz uzaqıq. Bu standartlaşdırma bizim üçün mütləq vacibdir. Çünki bu standartlaşdırma ilə biz həm beynəlxalq protokollara uymuş oluruq, həm də cərrahlara xeyli yol göstərmiş oluruq. Çünki müəyyən radioloji özelliklere dayanaraktan ameliyat gösterişi vermek mümkündür bu hastalarda. Özellikle töremenin ölçüleri, kontrast tutan mural sahenin ölçüsü, pankreatik kanalla alakası ve diğer özellikleri. Netice olarak klinik bilgiler, demografik bilgiler, ultrasas, KT, MRT, EOS rehberliğinde ince iğne aspirasyası ve yeri geldiğinde bazen ülkemizde de nezara alak ki EOS'a access yani ulaşım biraz çetindir, bahalıdır vesaire. Perikutan yanaşmaları unutmamak lazımdır. Perikutan yanaşmalar da bu hastalarda edebiyatta öz yerini tapır. Uzun illerdir de icra olunur. Biz invaziv radyologlar tarafından yeri gelmişken bu hastaların bir neçe görüntülerini de göstermek istiyordum. Bu hastalara perikutan KT rehberinde veya ultrasas rehberinde yanaşmalar mümkündür. Kist aspirasyası veya da biyopsiyasını icra etmek mümkündür. Bazen bunları çetinlik ultrasasla girmek çetin olur. Giriş yeri olmur. Transhepatik keçirik. Bazen de lateraldan girip korpus ve buyruk yerleşimli kistalardan aspirasyalar götürmek ve de turukat biyopsiyalar almak mümkündür. Multidisipliner yanaşmadan her zaman yana olan bir radyolog olarak özellikle ben dediğim gibi İstanbul Tıp Fakültesinde her zaman alışmışım ki cerrahlarla hem diagnostik sahada hem de invaziv hastalarda dirsek dirseği olarak bu ekolün Azerbaycan'da da devam etmesini sağlayan başta Nur müəllim olmak üzere bütün cerrahlarımıza buradan hürmetlerimi çatdırıram. Teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Sağ olun.